şu anda Türkiye'nin en önemli gündem konusu maske. Yani gerçekten öyle. Kuzey Irak'ta bir devlet güvenliği için harekat yapılıyor. Libya'ya ciddi bir destek sağlanıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye var olma mücadelesi veriyor. Ekonomik sorunlarla mücadele ediyor. Ama günün her gün, belki de günün büyük bir kısmı maskeyi konuşarak geçiriyoruz. Maskeyi tartışıyoruz. Gerçekten maske şu anda Türkiye'nin gündemindeki en önemli konu. Belki de hayati anlamda en stratejik konu. Evet. Ağız ve burun yoluyla damlacık, yani havadaki damlacıkların ağızdan ya da burundan girmesi ya da elinize düşen damlacıkların burnunuza, ağzınıza, gözünüze değme sonrası geçmesiyle oluyor. Ve maske hem bizi hava yolundan koruyor hem de elimizin temasından koruyor. Evet. Dolayısıyla her yönüyle yani en önemli koruyucu. Nitekim hasta maskeli olursa, siz de maskeli olursanız bulaştırma oranı %2'ye kadar düşüyor. Hastanın bulaştırma oranı çok düşüyor. Yani. Bu anlatıldı ama tam yeterli sorumluluk kazandırılamadı. Belki şöyle bir, ben Sağlık Bakanlığı'na da önerdim. Bizim toplumumuzun bu sosyolojik, sosyal-psikolojik yapısını önceden kestirip, ya ben bu insanlara bunu nasıl anlatabilirim? Hı hı. Nasıl kabul ettirebilirim? Yani bunu önemsemeyecek gruba da nasıl önemsetebilirim diye bir özel sosyal çaba gösterilmesi, bir etkili bir sosyal grup oluşturulması, işte o grupta toplum liderlerinin, toplumun önde gelen sanatçıların, şunların, bunların çıkıp da halkı ikna edecek, yani her kesimi ikna evet. edecek. Şimdi griple koronavirüs arasındaki bulaştırıcılık farkı da var. Biri bir kişi 1.3 kişiye bulaştırırken koronavirüs 2.5 kişiye bulaştırabiliyor. Bu nedenle yayılma hızı da gribe göre oldukça yüksek gözüküyor. Koronavirüs enfeksiyonunun gribe göre yayılma hızı da daha fazla, daha yüksek gözüküyor. Ha bir şey söyleyeceğim şimdi. Eğer dünya, bizim ülkemiz bu mücadeleyi vermeseydi, yani hani diyorlar ya sürü bağışıklığı, evet. serbest bıraksaydı, tedbirler alınmasaydı. Özellikle Amerika mesela. Evet, sadece gelen hastalar tedavi edilip hiç böyle sokağa çıkma yasakları, giriş çıkış kontrolleri yapılmasaydı beklenen ölüm sayısı 16 misli daha fazla olacaktı. Yani 760 bin kişi değil, 12 milyon insanın şu anda koronavirüs nedeniyle ölmüş olması beklenecekti. Evet. Bu alınan tedbirler aslında bu kadar insanın bugün hayatta olmasını sağlayan tedbirler. İşte Ayasofya'nın açılışı 350 bin kişi. Oraya da olan arkadaşlar inanılmaz şeyler. Mesela caddelerdeki polis barikatları halk tarafından yıkılmış. Evet. Böyle koşarak, yürüyerek Ayasofya'ya doğru böyle bir akın olmuş. 350 bin kişinin iki meydana dolduğu. Hocam 600 veya 900 arasında namaz kılacak kişi hesaplanmıştı. 600. Evet. Ama 350 bin kişi. 3500 kişi içeride, 350 bin kişi dışarıda. Yani. Şimdi tabii bu bir problem. Yani hiç kimse bunun problem olduğunu söyleyemez. Yani bu insanlar yan yana gelince bu hastalık geçiyorsa yan yana gelmiş 350 bin kişi de bu hastalığın yani. Bir sıçrama yapması gayet normal. Ama biz o rakamı geçen hafta yaşadık. Hı hı. Yani onun etkisini geçen hafta yaşadık. Bu hafta bayram tatilinin ve bayram sırasındaki, sonrasındaki tatilin, işte o plajların, otellerin etkisini evet. yaşıyoruz. Benim kişisel kanaatim bayram namazı dahil olmak üzere bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Keşke evet. Bunun belinin kırılması evet. için. Ve tatillere gidiş kısıtlanmalıydı. İş yerlerinde izinler sıraya konularak kıdem sırasına göre ve belli günlerle kısıtlanmalıydı. Evet. Ve insanlar tatile, yani insanların tatile gitmesi engellenmeliydi. Alkol kullandığım için bana bir şey olmaz. Alkolü akciğerleriyle içmiyorlar ya. Değil mi? Şimdi burada problem ne? Burun ya da boğaza gelen yani. Virüs. Evet. Virüs orada çoğalır. Sonra aşağı iner nefes borusuyla. Nefes borusuyla aşağı inince akciğerlerin içine yayılır. Bu virüsün en büyük özelliği küçük damarlarda tahribat ve tıkanıklık yapıyor. Çok en tehlikeli kısmı o. Dolayısıyla kalpte ve beyinde de hasarlar yapıp öldürebiliyor. Şimdi siz alkol kullandınız. Alkol nereye gidecek? Yani mideden bir miktar kana karışacak. Evet. Kanda zaten sterilizasyon yapacak düzeyde olsa senin yaşamana izin vermez. Değil mi? Senin yaşamana izin vermez. Evet. O çok yanlış bir şey. Hatta alkolün
biliyorsunuz yutak dediğimiz, gırtlak dediğimiz evet. bölgedeki siliyer aktiviteyi bozarak, yani oradaki temizlik aktivitesini bozarak belki kolaylaştırıcı etkisi de olabilir. Yani.